Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Biraz ses fazla mı? Normal mı size? Normal değil mi? Evet. Şimdi geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Hala haleti ruhiyemizi rızası dairesinde imbisat ve inkişaf ettirsin, hayatlandırsın ve ruhlandırsın inşallah. Evladı yalinizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Evinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize ve sevdiklerimize, bize dua edenlerin, biz de dua edeceğimiz, söz verdiğimiz kişileri, onları ve dostlarını Cenab-ı Hak semavi ve arzi, insi ve cinni şeytanları şerinden, taundan, tufandan, harp, gardlardan hıfz-ı emin eylesin. Ecelleri gelmiş olanları da Cenab-ı Hak ehli imanı hasete nur talebelerini tehris eylesin. Manevi şehitlik makamını versin ve berzahta da Risale-i Nur'la alakadar ve meşgul eylesin inşallah. Nur talebelerini Cenab-ı Hak dünya ve ahirette mesut eylesin, aziz eylesin. Hizmet-i imane Kur'aniye'de hisselerini ziyade eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hisselerini azim eylesin. Salgın hastalıklarından vesaire hastalıklarından ruhlarına imbisat ve inkişaf versin. Haleti ruhiyelerini kendisi rızası dairesinde istihdam eylesin ve bizi kendisi istihdam etsin. Muhatap eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 30. leman. Bi yedi melekutun külli şeyin lehu makalidu semavati vel ardu ve in min şeyin illa indena hazainuh ma min dabetin illa huve ahizu minasiyatiha. Sadakallahul azim. Kayyumiyetten okuyacağım. İki yer vücut. Fakat biraz derin böyle. Veya Cenab-ı Hakk'ın şefkat-ı mukaddesesi, memnuniyet-i mukaddesesi, surur, sevk, şefk, lezzet-i mukaddese, memnuniyet ve iftihar mukaddesesi. İkisinden birisini yapacağım inşallah. Canlı yayında olan kardeşlerden hangisini, ama vücut zordur. Yani vücut ve vücub. Ötekisi de hem zordur ama misali çok kaliteli olmuş. Risa Ustad çok hoşuma geliyor. Canlı yayında olan kardeşler var mı böyle R beyan edecek? İkisi de elimde. Peki. Nasıl? Memnuniyet-i mukaddesi. Evet. Başka? Herhalde o. Peki. Elim çevrildi ona. Bismillahirrahmanirrahim. Takip etmek isteyen lemalar 348. Yeri de gösteriyorum. En aşağıda paragraf. Şuraya kadar okuyacağız Allah nasip ederse. 300 kaç? 348. Senin istediğin Mehmet. Şey, çevren şey istiyordu, vücut. Vücub ve vücut. Vücut bambaşka bir şey. Onu biraz özel yaparız veya Meclis-i Nurani ile yaparız böyle. Öyle diye hiç kimseyi mahrum etme. Yok, artık zor mor yok. İnanmıyorum. Allah herkese hissesini veriyor. Benim Rabbim böyle. Dördüncü şua.
kayyumiyet. Biraz böyle... Ama biz burayı dememiştik yukarıda. Vücut mu demiştim? He. Ama öyle geldi. İkisinden birisi demiştim tamam. Ya. Tamam. Hani bir şey vardı, lezzet-i mukaddese. Tamam. O işte, kayyumiyet. Burada geçiyor da. He? Burada geçiyor. Burada geçiyor da yani. Herkese bunu istiyorlarsa tamam. Hemen değiştirebilirim de. Ha? Bu da antika. Şimdi kainat bir cihetle insanla kain. Kafayı kaldırıp söylediğim ya aynen cümledir Risale-i Nur'da veya bir mana naklediyor. Bana ait olanlar zaten belli oluyor veya söylüyor. Kainat bir cihetle insanla kaimdir. İnsan hakaik imaniyeyi, imanın altı şartlarını şuhud derecesine gösterebilir. Kainattaki ruhanilerin, meleklerin vücuduna kati delil insanlardaki kuvalardır. Kuvvelerdir. Yani yapma, bakma, böyle kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, hayaliye, tefekküriye, nisbiye, bunlar cebredici güçler böyle. Bugün birisi soru sormuştu, onunla alakalı o cümleyi de hem o kardeşe gönderme yapayım. Alem-i misal, alem-i şehadete libas giydirmiş, bize yansıyan şu, duvarların, çiçeklerin aslında böyle bir rengi yoktur, sureti yoktur. Alem-i misal öyle elbise giydirmiş, o alem-i misalin giydirdiği elbiseden bize yansıyan elmadır diyoruz. Alem-i mana elbise giydirmiş. Bir ağacı yapalım mı? Ağaca alem-i misal, alem-i mana, alem-i latif, alem-i his, alem-i cismani libas giydirmiş. Ondan sonra bunlara böyle biraz kudret taarruf etmiş bunlara. Ben bu şekilde gözükmüş. Elma bu şekilde gözükmüş. Beni mutlak ve muhit olan insan belirli bir yerde muayyenleştirendir bu beden. Yani şeyle alakası yok. Kainattaki bu mukaddemeleri yaptıktan sonra bir daha ilk cümlemi. Kainat bir cihette insanla kain, insanla ayakta duruyor. Tamamen değil. Bir cihetle. Öyle de geçiyor. Bir de insan hakaik, insan küçük bir mikyasta kainattaki hakaik imaniyeyi şuhud derecesine gösterebilir. Hakaik imaniye nedir? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübî ve rüsulî ve yevmil âhir ve bil kaderi hayrî ve şer minallâhi teâlâ ve rasûlî. Şimdi şuhud derecesinde şuhud, şahit oluyorsun, senin aleminde tayin ve teşahhus ediyor Allah'ta. İman esaslarını şuhud derecesinde gösterebilir. Kendisinde tayin edebilir. Ahiret de öyle. Bir yere gitmeye gerek yok. Hep burada. Ahiret de böyle. Hep burada. Mısır veya gül goncası gibi patlar, 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 çıkar, çıkar. Hep burada oluyor. Hep burada oluyor, sende oluyor. Hayat böyle. Ha? Bir şey daha söyleyeceğim, mukaddeme. Allah'ın dışında, 336 lemalar. Allah'ın dışında yaratılan alemler var ya böyle, 18 bin alem. Doktor yeter. 18 bin alem. Ama burayı kafaya kaçırmayın, Abdülbasit. 18 bin alemi düşün. Tamam. Allah onu karıştırdı. Tayin pekmez gibi. Karıştırdı. Ondan sonra insana koydu. Onun adı nedir? Hayat. Ne işime yarayacak şimdi? O hayat tek bir şey. Tek. Ona Risale'de basit derler. Basit sokak tabiri değil. Yani terkip değil. Birkaç tane şey pekmez tayini olmamış.
Bütün 18 bin alemi cem etmiş ama terkip değil. O bende mi? Bende. İşte bu hayat, o terkip olmayan hayat, 18 bin alemin kendisi olan o hayat, pat diyor alemi misal, pat diyor alemi mana, pat diyor lef-i mahfuz, pat diyor arş-ı azam, pat diyor kab-ı kavseyn, pat diyor sidret-i muntaha, pat diyor cennet, cennet-i meva, pat diyor sidret-i muntaha, her yer. Pat diyor kürs. Yani aynı yerdesin. Yani o hayat imbisat ve inkişaf ediyor. Tayin ve teşahhus ediyor. Tak tak. Aynı şey. Mesela ölüm şeyi, anı, ölüm, sekerat anı, bütün o yaşadığın hayat komple çekirdek, hayatına neler yapmışsa, o hayatına 50 küsür sene ne yapmışsa, ölüm anı o hayatında tektir. Tak, ona dönüşmektirse, ona dönüşüyorsun. Ölüm anı. Onu belirleyen de karşında bir senin hayatının donmuş hali. Azrail aleyhisselam. Avanesi senin hayatın donmuş hali olarak çıkacak. Yine sensin. Sen sendesin. Sen seninkisini alıyorsun. Şimdi bu mukademe hayat, insan insanı başa zannetme. İnsanı bunu zannetme. Bunu zannetme. Buna bu kadar değer verecek kainatın da kayım olacak. Sonra bunu alacak, mezara gömecek ve kaybedecek. Bu Allah yapacak böyle. Yapar mı? Bunu mezara sokacak, kaybedecek. Yani mezardaki toprakla vücudumu meydana getiren toprak, yani erince toprak, ikisi eşit olacak. Ve bu kadar masraf edecek. Doktor kaç yaşındasın? 33. Kaç sene sana masraf etmiş Cenab-ı Hak? Güneşi doğdurmuş. Dünyayı döndürmüş. Bütün insanlar ne lazım sana? Bugün kaç kamyon gıda yedin? Bu kadar nefes, karaciğer, böbrek, dalak, his, fikir, hayal. Dünya, güneş ya. Mesela koca bir güneş bugün sana çalıştı. Başkalarına da çalışıyor. Seni ilgilendirmez. Bana çalıştı. Nefes aldın mı abi? Bak akciğer, korona. Yok sen bak korona değilsin. Bak bu kadar masraf edilmiş. Bu kadar masraf olacak. Ondan sonra seni paketleyecek, katacak çöplüğe. Niye masraf edildi o zaman? Niye masraf edildi o zaman ki? Hani kainatta israf yoktu? Kainattaki hayret numa faaliyeti daimenin hikmetinin niye böyle Allah evirip devirip çeviriyor? Böyle bir sistemi niye kurmuş? Acayip bir şey ya. Hiç alakası yok. İnsandan insan mı olur ya? Kim demiş bunu? İnsandan insan mı olur ya? İnsan kestaneden yaratılsaydı, koçandan çıksaydı, sonra duysaydı ki, duydunuz mu? İnsandan insan mı olmuş? Yapmıyor. İnsandan insan mı olur? Niye? Biz nereye alıştık? Kestane koçanından çıktığımız için hep oradan alıştık. Normal olacaktı. Bir kadından doğmak acayip olacaktı. Acayip olacaktı. Ya bunlar sünnet kardeşim. Şekil ya. Şeyle güzel demiş Muhyiddin Arabi. Sen ne hissediyorsun? Bedenden doğan bedendir. Akıldan doğan akıldır. Hayattan doğan hayattır, ruhtan doğan ruhtur. Demek ki kainattaki bu faaliyet, hayret numa faaliyeti daimenin, hikmetinin üçüncü şubesi şudur ki, yani Allah bunu niye evirip çeviriyor, getiriyor, bunları tanıttırıyor, gösteriyor, ediyor, sonra mezara sokuyor. Mezara sokuyor, seninle alakası yok, mezara sen zaten girmiyorsun. O bedeni geldiği yere, her şey aslına rücu ediyor. Geldiği yere gitti bu. Gitti ya arada birisi. Niye böyle? Her bir merhamet sahibi, yavaş yavaş okuyalım. Her bir merhamet sahibi,
başkasını memnun etmekten mesrur olur. Surur duyar. Merhamet sahibi. Evet. Her bir merhamet sahibi başkasını otur. Hoş geldin. Memnun etmekten mesrur olur. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekten memnun olur. Bizde bu sistem çalışıyor mu abiler? Yani her bir merhamet sahibi nasıl anlarız? Başkasına, başkasını memnun etmekten mesrur olur. Merhamet bunu iktiza ediyor. Bende bu var mı? Var. Bendeki merhamet, şefkat, iftihar, memnuniyet domatesten mi geldi? Pirinç pilavından mı geldi? Erkeklik duygularım, benim bu haletim, insan, erkek olmam, bu haletim anamdan mı geldi? Kadından mı geldi? Fasulye domatesten mi geldi bu? Bu merhamet, bu şefkat, haya, vefa, edep, anlayış, feraset, dirayet, basiret. Maddenin özelliği midir? Maddenin fonksiyonu mudur? Bana verilmiş. Kullanıyorum. Bana veren Zat-ı Zülcelal, onda daha aslı yok mu? Aslı var. Bana bu merhameti veren, bana merhametsizlik yapar mı? Yapmayacağını merhameti vererek göstermiş. Ya bana bunu verme, yapmaz. Niçin? Merhameti vererek. Bana merhametli olduğunu gösteriyor. İki türlü eğitim var. Bizim bir matematik hocası vardı. Çok garipti yani. Değişik bir insandı. Çaktırmadan anlamamış gibi saf trik davranıyordu. Yazılıda milletin kopya çekmesini göz yumuyordu. Sonra mezun olunca 4 sene sonra. Sonra dedi ki oğlum biliyor musunuz onu niye yaptı? Hocam biliyor muydunuz falan dedi bir tanesi. Karşı birisi var sadece. Ondan sonra dedi ki evladım ben dedi aylarca ders anlatırım lakayt olursunuz. Ama diyor kopyayı yazarken ve ona bakarken o kadar ciddi ve dikkatli oluyorsun ki beynine nakşediyor. Benim gayem seni sınıf geçirmek değil sana öğretmek. Ama böyle öğretemedim böyle öğrettim diyor. Ve çektiğin kopya da unutulmaz. Yani anlıyor musun şimdi? Hadiselerle sana kalıcı bırakıyor. Her bir merhamet sahibi bana merhametli olduğunu merhameti vererek gösteriyor. Ne demek istiyorum? Allah sevmemi severek öğretiyor. Merhametini merhamet ettirerek bana öğretiyor. Bana merhamet ettirerek merhametli olduğunu. Bakın, sevdirtiyor, sevmeyi öğretiyor. Severek öğretiyor. Bak ben seni seviyorum. Bak sevgi böyle. İlk sevgiyi kim öğretti bize? Anamız. Bak baba, anne, he? Hadi yavrum bir öpüyor. Sonra da öpmeyi öğreniyor. Severek sevmeyi öğretiyor. Merhamet ederek bize merhameti öğretmiş Zat-ı Zülcelal. Allah'a niye böyle hep bizden hep uzaklaştırılmışız? Uzaktır, uzak, uşağı, varılmaz. Olur mu ya? Manen sarıl, manen öp rahmet ilahisini. Memnun ol, Allah ile gurur duy. Her bir şefkat sahibi başkasını mesrur etmekle memnun olur. Öyle değil mi? Mesrur olur. Her bir muhabbet sahibi sevindirmeye layık mahlukları sevindirmekle sevinir. Mesela bir muhtaç olanları. Şimdi şöyle düşün. Bu sıfatlar benim değil. Bana verilmiş ve kullanıyor. Ve bak ne oluyor. Bir garibana hakikaten muhtaç iken ben ona el uzatırsam ben memnun olmuyor muyum? Zevk almıyor muyum? Ben bu işten merhamet, lezzet al diye, lezzet, memnuniyet, memnuniyetten lezzet var, şefkatten lezzet var. Sen bu
Daha lezzet al diye o senaryoyu koymuş karşıma. Gariban kız çocuğunu, gariban insanları koymuş. Ben de ona el uzattım. Onun yemesinden daha fazla ben lezzet alıyorum. Şefkat etmekten. Öyle değil mi? Şefkat etmekten ben lezzet alıyorum. Bana şefkatten lezzet al diye şefkat latifesini veren zatın kaynağını düşün. Bana şefkati verenim, kendi şefkatini düşün. Bana şefkat ettirerek şefkat lezzetini aldırtan, şefkatimden de lezzet alıyordur o. Ya. Her bir Ali Cenab-ı Zat, Cenabını alan âli ruhlar. Böyle bir insan iyilik yapmak isteyen başkasını mes'ud etmekten lezzet alır. Başkasını daha bunlar malzeme, önermeler veriyor. Gelecek daha. Demek ki her bir âli cenab-ı zat ilk önce muhabbeti söyledi. Sonra şefkati söyledi. İlk önce merhameti söyledi. Sonra şefkati söyledi. Sonra muhabbeti söyledi. Sonra Ali Cenab-ı Zat'ı söyledi. Etti mi dört harfiler? Memnuniyet var. Memnuniyet var. Her bir merhamet sahibi var. Memnuniyet etmekte yok. Daha dur. Merhamet var. Evet, memnuniyet var. Şefkat var. Muhabbet var. Sevdirmek var. Ali Cenab-lık var. Bak bunlar bizde mi abiler? Tamam. Şu kahve iç, kahvede merhamet olur mu? Şefkat olur mu? Haya olur mu haya? Edep olur mu? Vefa olur mu? Basiret olur mu? Bununla ben içerek bende ortaya çıkıyorsa bununla alakası yok ki. Maddenin fonksiyonu değil arkadaşlar. Maddenin fonksiyonu olsaydı 90 kilolar aynı şeyi hissederlerdi. Maddenin fonksiyonu. 100 kilo insanlar, 100 kilolar fikirleri budur. Hisleri budur. 60 kilolu insanların da fikirleri hisleri budur. Maddenin fonksiyonu budur ya. Bir kilo su sende neyse bende de odur. Bir kilo elma suyu neyse bende de odur. Odur yani. Birer kilo ya. Maddenin fonksiyonu bu. Sende bir kilo su neyse bende de odur. Ama insan öyle mi ya? 60 kilolar aynı mı ya? Çok tuhaf ya. 22. sözün başında var 22. söz. Yani şu andaki Türkçe'ye çeviriyorum. İnsandaki sıfatlar, ulvi veya sufli sıfatlar, aşağılık bile, alçak, bilmem ne derseniz deyin, veya âli ruhlar, maddenin fonksiyonu değildir. 22. sözün başında geçiyor. Ama madde de ortaya çıkıyor. Madde şekil alıyor burada. Burası beden için usta diyor ki mekteptir, kıştadır. Mektep ilim yapar, kışta eğitim alır. Yani bu zerre gelir kahve, insana dönüşecek. Ve simamda yer alacak. Fransızın siması, Rus'un siması, Vehhabi'nin, Şia'nın, Alevi'nin, şeyinin, Laz'ın, Kürd'ün, namaz kılanın, kılmayanın, zekat veren, vermenin, herkesi kahve içer ama herkesin surattaki vazifesi, kahvenin şeyi değişiyor. Ne değişik peki simalar? Halit-i ruhiye onları değiştiriyor. Niye sipsiyah suratta, niye nurani? Maddenin fonksiyonu mudur nuraniyet? Onda niye yok? Hatta simadan doktorluk yapıyorlar. Simadan bakıyor. Simadan tırnağa bakarak organlarının hastalıklarını söylüyor ya. Adam sağına bakarak ruhsal yapısını, sola bakarak izlerle bedensel yapısını çözüyor. Rüşt abide bu vardı. Bu ellere şeyi vardı. Hiçbir zaman da merak etmedim. Kimse de merak etmesini tavsiye etmem. Kaldıramazsın.
O abimde vardı ama öğrenmedim. Kaldıramazdım. Şöyle. Bakardı böyle. Hımm de. Maddenin fonksiyonu mudur demek istiyorum. Demek ki merhamet, memnuniyet, şefkat, muhabbet, Ali Cenaplık insanda var ve bunları ortaya çıkarırken lezzet alıyorsun, mesul oluyorsun, sevinç duyuyorsun. Bunu sana veren zatta daha alisi var. Tamam. Ben muhtaca yardım etmekten lezzet alıyorsam, ben muhtacım, o da bana vermekten o lezzet alıyor. O da lezzet alıyor. Ama benim lezzetimle onun lezzeti fark, benimsi lezzet, onunsi lezzeti mukaddese. Bilmiyorum. Nasıl bir şeyse ama o da lezzet alıyor. Lezzeti mukaddese. Ben memnun oluyorum, o da memnuniyeti mukaddese. Ben şefkat ediyorum, o şefkati mukaddese. Ben muhabbet ediyorum, o muhabbeti münessehe. Evet. Bana bir şey var ya, çok ince bir mana olan mı diyordu? Gözü görür, yani bütün ihtiyacını görmesini. Dokuzun sayfa. Gözü görür, gözün gördüğünü görür. Evet. Yani şey, lezzet alan biz zannediyoruz. Zannediyoruz. Bak şimdi, dokuzun sayfa, şualar. Doktor gözüne bakar, baktığına bakar, gözün gördüğüne, gözünle beraber onu görür. Bir daha, göz doktoru gözüne bakar, gözünün gördüklerine bakar, harfler bilir. Gözünle oraya bakar. Tamam. Şimdi lezzet alıyorum, öyle olsun. Lezzet almam aslında zannediyorum. Eden de lezzet alan hepsi odur. Ben onaylayıp reddediyorum, bana bir hisse veriyor. Muhtaç olanlara merhamet etmekten, şefkat etmekten ben lezzet alıyorsam aslında alan o. Fakat bu arada beni tövbe geçit memer diyor 18. sözde. Yani boru gibi. Borudan su geçiyor. Kablo gibi elektrik geçiyor. İnsan boru. Cenab-ı Hak ona şefkat ediyor şefkatimle. Şefkatimle şefkat ediyor. Eden o. Ama bana da bir tattırıyor. Dilime bir vuruyor böyle. Afiballa. Feleğim şaşıyor. Ama esas onda şefkat-i mukaddese var. Şimdi böyle bir şefkat-i mukaddese, merhamet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, surur-u mukaddese, muhabbet-i münezzehe sahibi olan Allah, seni siyah korona çuvalına kefen sarıp diriltmemek üzere seni sokarsa, bu sıfatlara zıt değil mi? Diriltmemek üzere bırakırsa. İsraf değil mi? Bütün kainatı sana teveccüh ettirecek. Kainat insanla kayım olacak. İnsan için ayakta duracak. Tamam, insan için duracak. Her şeyi seninle anlamlandıracak. Ben merkezde ifade edilecek. Yerin altındaki petroldan gökteki yıldızlara kadar, gülün güzelliğine kadar. Bir gülün veya menekşenin güzelliği öküze bakmıyor ki. Öküze bakmıyor ki. Mabet kuşu kediye göre fareden, leşten farkı var mı? Mükemmel bir gül, mükemmel bir çiçek öküz için ottan farkı var mı? Benim için var. Ben merkezli tanımlayacak, sonra bu anlamları benimle ortaya çıkartacak, şefkati benim üzerimde yapacak, merhameti benim üzerimde yapacak, sonra beni paketleyecek, dirilmemek üzere toprağa sokacak. İsraf. Niye masraf ettin o zaman? Teris edecek. Yani bu ince perde kardeş bunlar. Ava, aburalar hepsi toprakta perde. Sen toprağa girmeden önce sen başka yere giriyorsun be kardeşim. Vefattan sonra ceset bir gün sonra veya birkaç saat sonra gömülüyor. Sen başka yere girdikten sonra giriyor bedenin.
Seninle girmiyor ki. Sen başka yere gidiyorsun ya. Bu kıyaslamayı acı bir şekilde yapıyor. Hazreti diyor ki bir saray yapılsa diyor. Her farklı farklı cevherlerden, çok değerli cevherlerden yapılsa ve o saraya dam yapmasa sonra bunu insan bu saraydan kaç derece daha değerli? Harika saray yapsa ama dam çatı yapmamış. Yağmur giriyor, güneş giriyor. Ama telef her edin. Bir taşı çok değerli cevherlerden. Her alemlerden getirilse böyle bir saray. Usta, saray sahibi bunu kadar masraf yapacak, dam yapmayacak. Ahiret yok. Niye var ki dünya? O sarayda insanı kıyaslıyorsun. Ya. İnsan o sarayda ne kadar üstün yani? İşte insan böyle bir saraydır diyor. Nasıl bir saray biliyor musun? Bak nasıl bir saray. Ya Risale. Risale-i Nursuz nasıl yaşanıyor? Yemin ederim aklım almıyor. Ama duymasın başkaları. Bunlar yedi kafayı tamam. Zaten akıllı kim dedi ki? Benim kardeşler zaten bana akıllı demiyor. Bak at diyor ki, bak at yemişsin bir şey okuyayım size bak. Şu kainat öyle bir saraydır ki, şu kainat bir saraymış. İnsan. Şu kainat öyle bir saraydır ki, kainat. Tamam. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Bir saray var. Sarayın içerisine şehir koyun. Mesela bu dershane. İstanbul'u bunun içine koyun. Nereye koyduk bunu? İstanbul'u bunun içine koyduk. Bu sarayın içerisindeki şehri koyduk. Şehrin içerisine de Türkiye'yi koyun. Sonra dünyayı koyun. Tamam da bu bina nerede? İnsan böyle bir saray. Bütün alemler bende. Ben nerede? Ya. Nerede biliyor musun? Nerede? Su buzu neresindeyse Allah'ın esması da maddenin orasındadır. Benim oramdadır. Su buzu neresindeyse odunda nur, odunda duman neresindeyse celal ve cemal sıfatı da benim oramdadır. Hayat neredeyse hay oradadır bende. Hayat içimde değil sakın ha. Hayat benim evvelimdir, ahirimdir, zahirimdir, batınımdır. Burada mı zannediyorsun? Alemi misala geçiyorsun. Ama gene buradasın. Hayat evvelimdir, ahirimdir, zahirimdir, batınımdır. Allah aşkına sakın içeride hayatım hapsetmeyesin. Yani at gibi düşünebilir miyiz abi? Ne demek? At. Yani atın üzerine biniyorsunuz, gidiyorsunuz. Ha, beden at. Toplayıp işte işi bitince bırak. O kadar. Kardeş, mezara girmeden önce bu. Ben başka bir yere gitmişim. Başka bir yere gitmişim. Ondan sonra yıkamak için elbiseyi çamaşır makinesine atıyorlar. Abi ben bir aydır böyle nasıl bir hal varsa bende, yani bir haftadır yok da hep kendimi kabirde görüyorum, mezarda, kefenliyim. Yani ne yapsam öyle ha. Bir şey oluyor, çürüdüğümü hissediyorum, bağırsaklarımın çürüdüğünü. Hatta ayaklarımın, en son ayaklarım böyle derilerim, eklemlerime yapışmış. Şöyle hani nasılsa. Sonra anladım ki aslında gömdüğümüz, mesela ben kendimi orada hep görüyorum ya. Kefenliyim. Öyle yani hani. Ben oyum dedim. Buna ben dediğin için çürüyorsun. Bilmiyorum, o kabirde öyle bakıyorum. Yani ha. Bir gün kabrimin üstüne kar yağıyor. Bir an yani hiçbir şey yapmıyorum. Sanki kabirdeyim. Oradan burayı seyrediyorum. Sonra şöyle oldu. Baktım ki aslında ben öldüğüm zaman beni gömüyorlar. Kainatı gömüyorlar bana. Yani hakikaten mesela kabreye girdim ya. Ben göm. Kainatı bana gömüyorlar. Yani aslında hani diyorsun ya şehir, şimdi bakıyorum. Ev diyorsun, evin içine şehir diyorsun, şehrin içine Türkiye, Türkiye'ye dünya. Aslında orada gömdüğün şehir desen, ev desen kabir, kabrin içine yani daha doğrusu benim içime gömüyorlar. Bensiz her şey bitiyor yani. Hürmeten ayak basılmıyor mezara da bu. Çünkü bu ceset bana hizmet etti, bugün okudu. Bugün kanuni toplamasını bitirdi, yarın namusa başlayacak da bu kullanacağım ben bu kafayı. Bazen bugün at dedi ki, beni biraz yatır dedi.
yoğurt yedirdin bana diyor. At ha. İnan Rüştü abi böyle derdi bakın. Çok filozof diyorlardı ya. Böyle gel yemek demezdi. Git gez demezdi. Teneffüs et demezdi. Ahi gel kendini yedir. Gel kendini gezdir. Allah Allah. İçeride küçük Hasan var. Onu gezdir. İçerideki diyor ki beni yatır diyor. Şimdi işim var diyor. Şimdi ders çalışıyorum. Mesela ben halüsinasyon görüyorum diyeyim. Şimdi cüz okuyorum istisnasız. Her gün bir cüz okuyorum çok şükür. Teşvik için. Daha bazen de haletim çok acayip coşuyor. Ulan devam et. Diyor ki hayır yapamazsın. Dedim ki sen Allah'ın diline bir tatlı kaşı bal var. Bu alçak içerideki küçük Hasan o bir tatlı kaşa bala aldanıyor. Diyor ki tamam diyor biz boku diyor. Biz fazla oku. Pazarlık yapıyorum yani konuşuyoruz. Bak tam bir cüz tamam. Ondan sonra sıkıyor seni. Darlanıyor o. O darlanıyor. Ben darlandım diyorsun. Senin alakası yok. Ölen hayvan imiş. Ruhlar, aşıklar ölmez. İçeridekini yedir diyor. Üçler diyor ki gel kendini yedir. Mesela dersten Esenler'den gelmiştik en son. Esen dersinde. Neyse ders bitti biraz. Takıldık da biraz geç oldu. Seyyar böyle telefonu vardı. Panosik böyle. Gelmedi. Güya tesadüf ediyor. Binaya inip çıkıyor. Aa ben denk geldim. Ulan nasıl gireceğim? Şimdi merak ediyor. Neredeydin demiyor. Beyefendi kendinizi gezdirdiniz. Çocuğu gezdirdin ya. Keşke dövseydi daha şey ya. İnsan acayip oluyor. Peki bu maddenin fonksiyonu mudur? Böyle alakadar da birbirimize tutucuyduk. Öyleyiz de. Çok şükür. Çok şükür. Dünyada bizi beraber eden Allah ahirette ayırır mı? Öyle bir cennette makam ki yalnızlaştın. En yüksektesin kimse yok. Cennet midir? Evet, başkasını mesut etmekten lezzet alır. Her bir adil zat, ihkakı hak etmek ve müstahaklara ceza vermekle hukuk sahiplerini minnettar etmekle keyiflenir. Hakim düşün. Zalim var, mazlum var. Böyle bir adil zat, ihkakı hak eden, hakkı hak eden, zalimi susturup mazlumu hakkını veren, adam keyiflenir ya. Değil mi? Keyiflenir. Hele sizin meslekte. Zalime dur, dur lan. Mazlumu kaldırsan ne kadar keyif alıyorsun? Değil mi? Evet. Yangında, şurada, olayda çocuk kurtarıyorsun. Mesela itfaiyeci aptal mı? Yanıyor ya, biliyor yanıyor. Niye atlıyor o çocuğu kurtarayım? Çocuk adına oraya gidip yanan insanı biliyorum. Bizim Nurcu kardeşlerim Fatih'te. Yaralıydı ziyaretinde sonra şehit oldu. Dedim kardeşim ya niye yaptın? Abi ne diyorsun ya sen dedi. Ben orada çocuk ağlıyor. Bir şey görmedim ki diyor. Çok ağlamaya gittim. Yanmış ama. Çünkü peki maddenin fonksiyonu mudur? Nasıl bir şey? Bunu yapan kim? Allah yaptırıyor kardeşim. Allah yaptırıyor. Memer, borudan su geçiyor. Suyu veren boru mudur? Elektrikten, kablodan elektrik geçiriyor. Elektrik, şimdi kablo mudur? İnsan memerdir. 18'in söz. Belki memersin diyor. Geçit şeyisin. Allah ediyor, benim üzerimden ediyor. Benim üzerimden lezzet alıyor, lezzeti mukaddese. O ediyor merhamet. Niye sebepsiz müdahale etse? Sultan ismi. Sebepli tecelli var, sebepsiz tecelli var. Sebepsiz tecelliler esmalardır. Sebepsiz tecelliler ism-i azamlardır. Sebepliler esmadır. İhkak, adil bir zat. Adil olmak maddenin fonksiyonu mudur? Bakın. Sonra keyiflenir. İhkakı hak edene, mazlumu tutan, zalime dur diyebilen, bununla keyiflenir. Hüner sahibi her bir sanatkar, sanatını teşhir etmekle,
ve sanatının tasavvur ettiği tarzda işlemesiyle ve istediği neticeleri vermesiyle iftihar eder. Plak yapsan, teyip yapsan, öyle istediğin gibi abi aklın çalışıyor. Ne kadar memnun olur ya. İftihar etmez mi yani? Bir daha bu çok önemli. Bu ve ondan sonra misal bitiyor. Bak, bir sanatkar sanat yapsa, istediği gibi çalışsa, o sanatkar ne kadar memnun eder? Biz Allah'ın sanatıyız. Sanatkarımız o. Nasıl bir sanatız? Mesleğim. İnsanın sanatıyla Allah'ın sanatı arasında kalın mesleğinin öyle de şöyle misal verir. Ben onu benim lisana çevireyim. Bir motor mesleğimdi. Motor. Bu bloktur. Çıplak bir motor. Araba motoru olabilmesi için ilk önce krank birliğini koyarlar, takarlar. Sonra piston koyarlar. Manifoldlar koyarlar. Sibop kapağını koyarlar. Koyarlar da koyarlar ve motor olur. Dışarıda müdahale. Taka taka taka. Ama bir şekilde toprağa atıyorsun. Patlıyor, filiz oluyor. Bu da patlıyor, bir gövde oluyor. Patlıyor, dal oluyor. Patlıyor, yaprak oluyor. Patlıyor, çiçek oluyor. Patlıyor, meyve oluyor. Patlıyor, renk oluyor meyvede. Patlıyor, koku oluyor. O patlıyor da patlıyor. Dışarıda müdahale yok. İçeriden patlıyor. Senin mesleğin. Anne karnında çocuk bir damla demeyeceğim, hücre. Bir damla, milyarlarca şey var. Bir hücre, ram-ı maderi düşüyor. Çocuk, bir hücreden. Mitoz bölümü, bir bölünüyor, iki oluyor. İki, dört oluyor. Dört, 16 oluyor. 16 karesiyle oluyor. Onun da karesiyle, tek hücre olsaydı, hiçbir şey. Sonra, o tekten, bir, iki oluyor. İki, dört oluyor. Dört, 16 oluyor. Aynı, patlıyor, içeriden patlıyor. Dışarıda müdahale hiçbir şey yok. Şimdi, bu misali niye verdim? İnsan 18 bin alemi, mesela bir hücre, benim aslım bir hücre, bedensel aslım. Bir hücre patladı, göz oldu, patladı, kulak oldu, patladı, ayak çıktı. Aynı hücre patladı, karaciğerim oldu, bilmem ne oldu da oldu. İnsan da tek bir hücredir. Ne var içinde? 18 bin alem. Patladı, alemi şehadet oldu. Patladı, alem imanı oldu. Patladı, alem insan oldu. Patladı, lef-i mahfuz ispat oldu. Patladı, lef-i mahfuz oldu. Oldu da oldu. Hep patlama. Hep patlıyor. Patlıyor da patlıyor. Böyle. Ha, bu patlamadır. Yani böyle ders dinler. Allah Allah böyle. Bir patlamayı gösteriyor. Hani aşkınlığı gösteriyor. Mal olmuş sana. Sende bir şeyler uyanmış. Müjdeler olsun. Demek. Şu anda bedeninizde misiniz? Şu anda bu dersi dinlerken. Bedenini hatırlayan var mı? Karaciğerin, böbreğini? Yok. Ha, şu anda manadasınız. Ölüm budur işte. Cesedinizi de hatırlamayacaksınız. Aynı böyle. Bu daha bir ders. Sen bunca ders dinledin, hepsinin toplamı olacak ölüm anı. Şu andaki dersten keyif almıyor musun Kuşa? Alıyorum. Şu anda bedeninde haberin var mı? Karaciğer böbreğinde dalanda? Yok. Şu anda manadasın. Bedeninde neler oluyor, nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bütün dinlediğin dersleri topla. Şu andaki keyfini ekle. Ölüm anı o. Ölüm anı o. Yani onlar saf mıydı ki büyük zatlar böyle? Ya Rabbi niye sıramız gelmedi ya? Mevla'nın dediği gibi. Efendim demiş. Dünyam alt üst oldu demiş. Altının üstten kötü olduğunu kim söylüyor evladım demiş. Altının üstünden daha kötü olduğunu kim söylüyor? Ahiretin kötü olduğunu, kabirin kötü olduğunu, berza alemi kötü olduğunu kim söylüyor? Sahibi öyle demiyor ki. İşte ben mesela İmam Gazali okuduğum için abi. İmam Gazali biraz korkutuyor ya. Biraz gafil, işte oraya gireceğiz. Belki o yüzden biraz korkutmuşlar hani. İmam-ı Gazali her asrın imamıdır. İmam-ı Gazali o asrın imamıydı. O zaman Allah'ın çektiği kılıçtı. Sonra Mevlana Halid-i Bağdadi. O da değişik çekti. Nedir biliyor musun? Biz yazı, kitaplar şöyledir. Allah Resulü'nün nübüvveti kaç senedir? 23 sene. Ders anlatırken
İnsanda bu dersin kavranması ve pişmesi için korku da lazım. Haf ve reca. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 23 senedeki haf ve recaları ayrı ayrı düşünürseniz motorunuz yanar. Neye benzer? Yemeğe kattığınız tuzu tek başına yiyin. Yenir mi? Yemeğe kattığınız tuzu tek başına. Ama yemeğin içinde o bütün o bütünsel içinde, bütünlük içinde o tuz tam yerinde değil mi? Allah Resulü'nün bir saatlik sohbetinde korkuttuğu tuz gibidir. Şeftlendirdiği, fikir verdiği, halet verdiği, coşturduğu fasulyadır, domatestir, yağdır, patlıcandır, patatestir, türlü yemektir. Korkuttuğu da tuz gibidir. Şimdi bir saatlik sohbette Allah Resulü'nün korkuttuğu tuz gibi koy buraya. Ertesi gündeki tuzu buraya koy. 23 sene yemekte kullandığınız tuzu bir anda yerseniz ne olur? Yanarsınız. Allah Resulü korkutmuş ama bir saatlik dersin içerisinde bir dakikadır. 59 dakikası ümittir. Ama bazı yerlerde veya bazı asırlarda o lazımmış. Allah ile korkutmak değil, Allah ile sevdirmek işte asıl saadet Peygamber Hazreti Selam. İşte Risale-i Nur bambaşka. Nasıl sev? Yani Risale-i Nur'da cehenneme gidecek, şöyle yapacaksın, böyle var mı? Ama bak, korkutarak mı bize bu işi yaptırmış? Mesela Gazali okuyanlar var, Risale okuyanlar var. Ben sokaktan buldum canımı. Duygularım yok muydu? Türk Hava Yolları'nda girmiş insandım ben. Şimdi benim arkadaşlarım bölüm başkanları. Vakfettirdi. Nasıl bir kitap ki hayatımdan vazgeçtim? Özel hayatım yok. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Bak o korkutuyor. Bizde acayip patlattı da patlattı diyor bu der. Değil mi? Bu asırdaki Allah'ın şeyi kıyas etmiyoruz. Bu asırdaki mücedid böyle. Bir önceki asır Mevlana Halid-i Bağdadi'nin tasavvufi. Gazali'de şöyle felsefi. Gazali kafirlerin üzerine çekilen felsefi kılıcıdır Allah'ın. Ya Risale-i Nur imansızlık asrında iman esas almış. İman tarumar oluyor. Bismillah. Şu anda dersten keyif aldığın gibi bu hayatına kadar bu kadar derslere katıldı. Keyiflerini hep topla, tencereye koy, karıştır, sekerat o. Yani kesretin vahdeti geldiği andır. İsrafil aleyhisselamın Azrail aleyhisselama devri teslim ettiği andır. Sekerat, hayat. Hayatımızı İsrafil aleyhisselam tutuyor ya. Eceli kim yapacak? Vesile olacak? Azrail aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam diyecek ki al Kürşat'ın şeyi. İki peygamber ya. İsrafil aleyhisselam melektir peygamberi aleyhisselam. Azrail aleyhisselam da peygamber. İki peygamber arasındaki adama şey yaparlar mı? Sen ondan korkma da. Tamam? Nükel Mekir'de Zübeyir abin dediği gibi. Ölümden korkma. Kitap okuyamamaktan kork. Devam ediyorum. Sanatkarı anladık mı abiler? Şimdi insanın sanatı eklemedir dışarıdan. Allah'ın sanatı dışarıdan dışarıdan almaz. İçeriden patlar da patlar. Böyle bir sanat insana uyguladık. 18 ben alemi patlattık. Manaya geçtik. Bir patlattık. Alemi misale geçtik. Bir patlattık. Levh-i Mahfuz'da alalım. Yerdeyken arş-ı azamı seyreden Geylani değil mi? Biz sen daha bu kabirde yok. Barzam çürüdü, yok çorabım falan ne oldu? Ya arş-ı azamı seyrediyor ya. Fesubhanallah ya. Allah Allah. Fesubhanallah. Evet. Allah. İşte bu mezkür düsturların her biri birer kaide esasiyedir ki şimdiye kadar saydıklarımız bitti. Şimdi hükme geçiyor. Nedir o? Merhameti konuştuk. Memnuniyet, şefkat, muhabbet, Ali Cenab, ihkak-ı hak etmek, adalet ve bir de ne sahibi sanatkar. Sanatkar. Evet.
Ne sahibi? Hüner sahibi sanatkar. İşte bu mezkür dusturların her biri birer kaide esasidir ki kainata ve alim insaniyete ceyran ediyorlar. Allah bunları bizde işlettiriyor. Bunlar hep işletim sistemi. Bunlar hep işliyor bizde. Memnuniyet, muhabbet, merhamet, şefkat, Ali Cenaplık, adalet, hüner sahibi sanatkar hep bizde. Şu anda insan işe bu ders sanatkarlıktır. Ne akıllar inşa oluyor şu anda? Ne kalpler ihya oluyor, değil mi? Yani sanatkar böyle bir insan. Yani bina yapan sanatkar o sıradan o değil. Akılların ben mesela bana diyorlar ne iş yapıyorsun? Kalp ve akılların tamir atölyesinde çıraklık yapıyorum diyorum. Ustad, kalp, ruh, vicdan ve dima ustası, tamircisi yani. Sanatkara bak. Akılları tamir ediyor. Bu kaidelerin Esma-i İlahiye'de ceyran ettiklerini gösteren üç misal, 32. sözün 3. mevkıfında izah edilmiştir. Bir hulasası bu makamda yazılması münasip olduğundan deriz. Misal veriyor ve bitiriyor. Okuduğumuz yer, misalle sende alemin oturtacak. Misale bakın, keyif alacağız şimdi. Yani zaten duymuştunuz ama bu halette bir de bakın. Nasıl ki mesela gayet meharetli, mesela gayet merhametli, gayet merhametli, sehavetli, gayet kerim, Ali Cenab bir zat, fıtratındaki Ali seciyeleri muktezası ile büyük bir seyahat gemisine çok muhtaç ve fakir insanları bindirip gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri memnun ederek denizlerde arzın etrafında gezdirir. Ve kendisi de onların üstünde onları mesrurane temaşa ederek o muhtaçların minnettarlıklarından lezzet alır ve onların telezüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir, iftihar eder. Devam edecek. Burada dur diyor. Bir adam düşünün. Zengin bir adam. Merhametli, sahavetli, kerem sahibi. Kerem ne demek biliyor musunuz? Verdiğini geri almayan Allah. Verdiğini geri almaz. Bana baki hayatı verdi, bekalığı verdi. Kısmen hissediyorum, fikrediyorum bekayı, zevk ediyorum, bekliyorum. Beka olmazsa zaten yaşayamam. Ebedi istiyorum. Bunları bana verdi mi? Bunları geri almayacak. Çünkü kerem bırakmıyor. Eskide şöyle düşünüyordum ki kuşak. Allah'a mahkeme veremezsin aşağı tövbe. Tahayyülü küfür küfür değil. Tefekkür küfür de küfür değil. Düşünüyordum öyle. Allah dese kaşını. La almıyorum lan sizin hesabınızı. Yemin lan cehenneme. Diyebilir mi? Der. Kime ona şey yapacak? Diyebilir mi? Olmaz. Lan niye olmaz? Bunu diyen kahar ismidir. Der. Ama ustad diyor gene. Diyor ki rahim ismi dur der. O sen bir isimsen. Sen hükmünü icra, kahar ismi bunu derken adl ismi var, kerem ismi var, hakim ismi var, rahman ismi var, rahim ismi var. Hepsinden daha öte Allah ismi var. Allah isim, ismi azamdır. Hayır der, dur. Celali isimlere, cemal isimlere dur. O zaman denge kuruluyor. O da Allah'ın isimleri. Olmaz işte. Rahim isim. Rahim bırakmıyor. Kahar'ın karşısına dikiliyor. Usta 32. sözde söylüyor. Bir hasna, bir çiçek diyor. Bunun karşısına bunu koyuyor, bunun karşısına bunu koyuyor. Dur diyor. Hop. Yoksa diyor mesela bir çiçek veya bir ot istila ederdi. Diğer tecelli eden esmalar o ota dur diyor. Bütün kainat istila edemezsin sen ya diyor. Balıklar mesela. Her bir balık 1 milyon yavru yapıyor. Hepsinde hayvan olsa ne olacak? Öteki hakim ismi hikmet. Hikmet ismi dur diyor. Böyle bir bak hele ya.
Bir isim toprağa girmemi istiyor. Bir isim ben bedenim girmeden başka yere giriyorum arkadaşlar ya. Bu girmeden başka yere gidiyorsun. Bu gidiyor. Ondan sonra diyorlar ki Esselatu ve selamu aleyk. Bugün sela okudu birisi. Binada. 4-5 katlı ya. Ulan bir sela okunuyor. Ben zannettim cuma selası. Bu akşam mı? Sonra da Hasan diyor vefat etti diyor. Yarın öğle namazında kalayım. Abdest alıyordum. Ulan az kaldı düştüm la. Ayağımda. Ulan Mehmet yaptı ha. Sela okunuyor. Sonra Hasan Akar vefat etmiştir. Cenazesi yarın. Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Çay ve şey, limonu severdi. Ha zamanlı diyor. Çay ve limonu severdi. Çaylı limon ve balı severdi diyor. Adamın birini hiç sevmezdi diyor. Ha, adamın birini sevmezdi diyor. Hiç sevmezdi diyor. Bugün ya öyle güldü. Ulan dedim Allah beni güldürtün. Allah sesi de güldürsün dedim ya. Resulü'ye doymadan gitti diyor. Evet çok şükür elhamdülillah. Bunsuz. Caiz olsaydı şuaları yanıma alıp girerdim kabre. Caiz olsaydı. Vallahi yanıma alırdım. Ya. Neden şualar abi? Bilmiyorum. Biliyorum da bilmiyorum. Ruhum acayip ya. Şualarla girerdim. Mücaiz değilim. Rüşt abi dedim. Bu denilmez ama. Ama insandır, insanız. İnsan hiçbir ameline güvenmez. Güvenemez yani. Gene de bir şeysi ümit eder. Abi nereye güveniyorsun? Ama ilk önce söyledim. Güvenilmez ama bir şey bekler yani şu fiilimden diye. Kardeşim hangi fiilime baktımsa içinde riya var. O zaman ben tek bir amelime güveniyorum. Abi nedir o? Amelsiz amel. Vücutsuz vücut. Vasıfsız vasıf. Vücutsuz vücut, amelsiz amel. Amel midir? Nedir? Nasıl bir şey? Düşman oldum Allah düşmanına diyor. Amelsiz ameldir o. Amel değil ama amel. Onunla gireceğim. Ne ile geldin ey rüştü dediği zaman ya Rabbi. Senin düşmanına, düşman olarak dostuna dost oldun. Başka bir şey yok. İlahi söylerler ya, cürmüme geldim sana. Öyle demiyorum işte abi. Cürmü günahlarına değil. Senin düşmanına düşman, dostuna dost oldun. Başka bir şeyim yok. Ya Rabbi biz de bunu inşallah diyoruz. Allah'ın hatırına kabul et. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi adına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine Allah'ım bizi bize bırakma her yerde. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen hiçbir yerde bizi unutma. Ya. Demek ki... Abi üstadımız da gördü ya Hafız Ali kabirde mahkemedeki gibi cevap veriyordu. Ya. Soruyorlar. Men Rabbuke ayet-i kübra ile cevap verdi diyor. Mahkemede nasıl demişse Hafız Ali böyle cevap verdi. Benim bir zırabim vardı. Belden aşağı feşti. Vakıf. Aynı Gazali Hazretleri gibi galiba. O da 44 yaşında vefat etti Gazali. Bu da 22 yaşında vakıf olmuştu. Dedim ki zırabi Münker Mekir sorduğu zaman ne diyeceksin? Ne soracak Hasan dedi. Abi dedim, men Rabbuke Rabbini ilk önce soracak. İlk o, tamam. Bu, ben eğer Allah dilimi çözerse, diyeceğim ki, Rabbimi atomla, benim vücudumdaki ile mi anlatayım, senin vücudun esirle, onunla mı Allah'ımı ispat edeyim? Meleklere, meleklerin vücuduyla Allah'a ispat edeceğim dedim. Ona esir, esir hastası, esirle ispat edeceğim dedim. Bana Allah bu fırsatı verecek dedi. Sungur abi naklediyor abi. O da ustattan naklediyor Hafız Ali abi için. Kabirde diyor, videosu da var Sungur abinin. Kabirde diyor ustat görmüş. Meyve Risalesi'ni mahkemede böyle
vücut diliyle anlatıyormuş böyle. El kol hareketlerini çok yapıyormuş herhalde Hafız Ali abi. Böyle aynı diyor kabirde de diyor aynı mahkemede anlattığı gibi diyor vücut diliyle el hareketleriyle böyle anlatmış melekler. Ben o kadar cek bir şeyim var ki Sungur abiye bildiğiniz gibi yani böyle enseme böyle vurdu. Ondan sonra İskenderun'da çantasında elması vardı. Birisi vermişti. Bir nerede mi? Vermişti. Enfusçiydi ben mübarek. Çekmedi içine kalmadı ya. Demişti ya. Bizden mi soracaklar? Ya. Muhyiddin Arabi'ye. Ben Rabbuk'e demiş. Muhyiddin Arabi zaten bitirmiş. Keşfe kubur ehli söylüyor. Ondan sonra Fusus-u Hikem'inde ekleme babı. Ben Rabbuk'e demiş. Allah Allah. Senin Rabbin kimdi? Birisi soruyor. Benim dışımda birisi. Biz bizdeydik diyor. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Ya Rabbi bu ne diyor diyor ya. Onun sözünü zaten dünyada insanlar anlamamıştı. Bırakın onu diyor. Peki niye zikrediyoruz böyle siteşkârını? Bu nevimizdir. Bu biz nevimizle gurur duyuyoruz. Geylani nevimdir. Aslımdır, ceddimdir, ecdadımdır. Bendendir. Ben ondanım. Muhyiddin Arabi'de, İbrahim Aleyhisselam'da. Hep nevimizdir. Onlarla beraber olmaktan, mensup olmaktan, aynı parkurda yürümekten gurur duyuyor. Geylani Hazretleri de öyle demiştir herhalde bize. Haşir meydanında. Çok şükür. Ha şimdi gelelim ve ondan sonra bitirelim. Şimdi gemiye Ali Cenab bir zat, merhametli, şefkatli, Ali Cenab adaletli, böyle bir zat, fakir fukarayı, muhtaç olanları doldurmuş. Kendisi de yukarıdan bir yerden fakirlerin lezzetlenmesinden, memnun olmalarından, çoluk çocuklarının da ayyanını almış ya, onların çocuklarına şefkat etmesinden şefkatle lezzet alıyor. Böyle bir zengin adam düşün. Anladınız mı öyle? Dünyayı dolaştırıyor. Fakir fukaraları çocuklarıyla almış. Anneler çocuklarına yediriyor, içiriyor. Anneler çocuklarından memnun olmalarından şefkat alıyor. Adam da onu seyrediyor. Annenin şefkatine şefkat alıyor. Böyle bir gemi. Tamam. İftihar eder değil mi o zat? Oh be. Böyle bir zat. Madem böyle bir tevziat memuru hükmünde olan bir insan böyle cüz'i bir ziyafet vermekten bu derece memnun ve mesrur olursa elbette bütün hayvanları ve insanları ve hadsiz melekleri ve cinleri ve ruhları bir sefine-i rahman olan küre-i arz gemisine bindirerek rüy zemini enva matumatla ve bütün duyguların ezbak ve erzakiyle doldurulmuş bir sofrayı Rabbaniye şeklinde onlara açmak ve o muhtaç ve müteşekkir ve minnettar ve mesrur mahlukatını aktar-ı kainatta seyahat ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber dar bekada cennetlerinden her birini bak dar bekada bu dünyada böyle yapan dar bekada cennetlerinden her birini ziyafeti daime için birer sofra yapan zat-ı hayyu kayyuma ait olarak yani cennette insan tenavum edecek, lezzetlenecek, şefkat edecek, mesul olacak. Yani her türlü keyif alacak. Alırken Allah seni seyrediyor orada gemide ve dünyada olduğu gibi. O mahlukatın teşekkürlerinden, minnettarlıklarından, mesruriyetlerinden, sevinçlerinden gelen ve tabirinde aciz olduğumuz ve mezun olmadığımız şuunat-ı ilahiyeyi, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı kutsi ve lezzet-i mukaddese gibi isimlerle işaret edilen mani rububiyettir ki bu daimi faaliyeti ve mütemadi hallakiyeti iktiza eder.
Allah böyle memnuniyet-i mukaddesi var, memnuniyetimden. Şefkat-i mukaddesesi var, şefkatimden. Lezzet-i mukaddesesi var, lezzetimden. Bu ona ait, mezun olmadığımız, tabir edemediğimiz Allah'ın sevinç, surur, lezzet, muhabbet, mukaddesesi var. Sen bu kadar nimetler neymiş biliyor musun? Diyor ki küçük bir... Biraz izni söyler misin? Bu kadar nimetler var ya. Ha şu nimetler. Aha, küçük bir kahvaltı hükmünde demiş. Allah Allah. Öyle diye söylerler. Allah kahvaltı hükmünde. Aynen öyle. 60 sene yediğin için şey, Kürşat kahvaltı gibiymiş. Bütün ziya hayatı küçük bir kahvaltının evinde o ziyafete davet etmek. Davet et. Niye kahvaltı biliyor musunuz? Dünya niye kahvaltı? Niye öğlen yemeği değil? Akşam yemeği orada. Orada. Akşam orada olacağız. Kahvaltı burada. Bir saat ya burada durduk. Biz film çeviriyoruz. Herkes filmde oynuyor. Dünya kuruldu kıyamete kadar. Herkes bir filmde oynuyor ama herkes kendi film başrolünde. Film nereden başladı? Elestu bi rabbikum. Cennette bitiyor bu film. Bir saat sahne almak için dünyaya geldik. Kahvaltı da burada yapıyoruz. Bütün bu o 60 senelik hayat küçük bir kahvaltı. Küçük bir kahvaltı. Yani kaçıncı sayfa ya? Van kahvaltı salonunda küçük bir kahvaltı. Vallahi Van niye bu kahvaltısını getirdin? Tuzludur peynirleri. Sözler abi 623. 623, 32. söz. Evet, evet. Aynı misal burada da var. Evet. Ona yakın misaller de var. Bir küçük kahvaltıya dünya hayatı. Bütün ziyareti küçük bir kahvaltı davet. Bütün ziyareti, Allah Allah. Ben buna ait bir şey görmüştüm, nüminesini. Haç'ta, Medine'de, Ramazan orada, Ramazan tutuluyordu o gün. Ondan sonra böyle adamlarını tutmuş, belli yani. Ama çaktırmıyor bu tevazi hakikaten. Taze hurma dağıttırıyor iftara yakın. Ama şeritleri dizmiş, yalvartırıyor yani o işçilerine. Alacaksın bunu. Herkesin önüne koyuyor, herkes oturmuş ya. O adamı gör, ben buralar bunu bildiğim için bakıyorum adama, o adam. Böyle adam ne orucu bozdu, ne şey yaptı. Bu insanların o iftarda ezan okunurken, iftarların açmalarında o yerken, onun lezzetini anlatamam. Ben olmaya çalıştım, içine gireyim dedim, o lezzetinden lezzet alayım dedim. Hani var ya bazı mutlu ve huzurlu insanlar var, onların şehadetlerini duydum. Öyle huzurlu insanlar, bazı insanlar var ki coşmuş yani, cuş. Diyor ki 10 tane buhran geçiren adam bu göle gitse hepsi de mutlu olurdu diyeni gördüm ya. Yani. Şimdi o adamın içine girmeye çalıştım. O lezzetinden lezzet alayım dedim. Yiyemiyorum ki adamım. Adam öyle bir lezzet alıyor ki gözükmemiş böyle. Ne kendisi yiyor ne bir şey yapıyor. Onların lezzetinden lezzet, şefkatinden şefkat, memnuniyetinden memnun oluyor. O sıraya bakıyor. O çaktırmada o sıraya bakıyor böyle. Ben de böyle onun içine gireyim dedim. Ben de keyif al. Bir de bu Allah'a düşün şimdi. Ona onu yaptıran Allah. Allah şimdi seyrediyor böyle bütün sofraları. İftarda ezan okunacak İstanbul'da. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okunca herkes bir anda Allah yani. Böyle tabi yani. Tahayyülü küfür küfür değil, tefekkür küfür küfür. Allah böyle hepsi sofraya böyle şey yapacak. Allah seyredecek. Bir çıksana dünyadan böyle. Hayalet, küre arza bakıyorsun, her saat oruç bozuluyor. Şu anda sabah namazı kılınıyor. Her an her namaz kılınıyor biliyor musunuz dünyada şu anda? Şu anda sabah kılınıyor, öğleyin kılınan yer var, akşam kılınan var, var da var. Her an oruç açılıyor. Her an oruç tutuluyor. İkisi, her şey zıttıyla yaşanıyor. Oruç tutuluyor, oruç açılıyor aynı anda. Allah seyrediyor. Şu anda ayakta olan var, kıyamda olan var, deste olan var, uyuyan var, yemek yiyen var. Hepsini Allah'a has. Allah hepsini seyrediyor böyle. Ya bunların memnuniyetlerinden, huzurlarından falan. Allah Allah. Daha da genişletelim abi. Doğan var, ölen var, hasta olan var, memnun olan var. Havada bulutlar uçuşuyor. Bir okyanusa kadar havada su var.
Ondan sonra saymak... Geç var. Öyle. Ha. Bu sema, bağ, dünya. Bu daha Beşer'in söylediği 200 milyar galaksi, semai dünya. Beşer'in söylediği daha semai dünyanın bir. 7 tane olacak ki birinci sema bitsin. 6 tane de var, orada da dünya var. 6 tane de dünyaya har var. Dünya gibi dünya var. Aynı zamanda da yıldızlar doğuyor. Milyonlarla, trilyonlarla yıldız doğuyor, ölüyor. Hepsini Allah seyrediyor. Var. Ve Allah bunları seyretmekten Allah'a mahsus lezzetini düşüyor. Atom altı dünya var bir de. Metafizik. Yukarıya çıktık ya, bir de aşağıya çıkardık. Burada abi başta dedi ya abi. Evet. Hayret duma faaliyet. Hayret duma faaliyet. Hayret duma faaliyet. Bunun işte en sonunda bu paragrafı abi, kusura bakma. Ha, oku oku. Dersine karıştım ama. Tabii karıştım. Arkada hulasa ediyor abi. İşte bu üç misal gibi. Hani burada tabii bitiremeyiz, mümkün değil ama hani burada yani bu yani bu kadar faaliyet ne için? Çok esmanın tezahür etmek istemesi var. Çok esma bunları iktiza ediyor yani. Bu kadar külli hayret duma faaliyeti iktiza ediyor. Hani o yüzden hani insan bunu anlayamıyor ya, niye bu böyle oluyor, niye durmayanlar durmuyor, niye bu kadar külliye faaliyet var diye insan soruyor ya. İşte bu esmanın iktizası yani, böyle olması gerekiyor. Vay be. Mesela bir kaset, cansız ya kaset, adam bunu yapan adam, teyip yapıp onu konuştursa, bak adam o sanatkar ne kadar memnun, ona sessiz sese dönüştü. Şimdi adam ne kadar memnun olur. Bir de Allah'a düşün biz yani kaset gibi. Elektriği vuran adam Hasan abi bulunca böyle açıklar bir şekilde koşmuş yani sevişti. Allah. Şu anda Allah bizim memnuniyetimizle memnun oluyor mu? Manevi lezzetimizle memnun oluyor. Ama tabirinde aciz olduğumuz, mezun olmadığımız ifadede memnuniyet-i mukaddese, şefkat-i mukaddesesi var. Şimdi bizi bunlar bir söylettiren de o, konuşturan da o, sevdiren o, bizi böyle telifi, hepimizi telif eder mi? Hatta abi Münker Nekir bizi adam yerine koyup soruyor ya yani bu kadar alemde. O da seviye değil mi? Değil mi yani bize hiç sormaya da bilir yani. Evet. Adam yerine koyuyorlar da değil mi diyor, kimsin, nesin bu alemde. Ve kainatın diyor kayyumu bir cihette insandır. İki. İnsan hakaik imaniye şuhud derecesini, 6 tane iman esasını kendi aleminde şuhud derecesini gösterebilir. Vay. Geldi bu hayatı çöplükte harcaya. YouTube'larda şunlar onlar gizden oyuncakların, videoların arkasında gizden unutmaya çalış. Kendini telef et. Yazık ya. Vallahi yazık. Çok şükür. Peki. Geceniz mübarek olsun. Diyecek bir şey yok. Dua kendisi, ders kendisi dua olsun. Allah'ım şu okuduğumuz ders dua yerine kabul et. Ya Rabbi, Allah'ım okunan dersi dua yerine kabul et. Ya Rabbi okunan dersi Risale-i Nur'un hurufatı, efsafı ve sıfatları adedince nam-ı tenayi sana hamdü senalar olsun ki kendini anlattırıyorsun, kendini bize dinlettiriyorsun, kendine kul yaptın, Habibine ümmet yaptın, Risale-i Nur'a talebe ettin. Allah'ım, yani diyecek hiçbir şeyimiz yok. Diyemeyiz ya, diyemiyorum. Ne diyeceğim? Sen bilirsin. Memo'nun dediği gibi. Ya Rabbi, senin evine geldi. Vallahi haso Memo'nun çocuğunu öldürse, bir şekilde evine gelse, ben ona misafirperverlikten dolayı çocuğumu öldürse dahi evimde misafir olduğu için hiçbir şey yapmam. Ben de senin evine, ben de senin bu manana geldim. Amin. El Fatiha. Sorusu olan var mı sevgili arkadaşlar? Soru yoktur da. Peki. Ben sorayım mı? Sor. Abi duygulara girdik ya, merhamet falan. Firavun da insandı. Onda merhamet var mı? Merhameti yanlış yönlendirmişti. Öyle değildi. İstidadında vardı. Yani hepimizde olduğu gibi onda da vardı. Vardı. Hepsi aynı donanım. Kölletti. Hepsi vardı. Ama yanlış kullandı.
Hatta en son bile o da iman etti diyeyim ama sekere attı. Gayiplikten çıktığı için o anda iman şey etmedi. Firavun diyeyim. Evet. Musa'nın Rabbine dedi. Rabbul Alemine de demedi. Gayiplikten çıktı sekerat, tamam. Sekerat bazılarına kuşat bir hafta sürer, bir saat sürer. Ondan sonra böyle bakar, değerlendirir. Çok güzeldir aslında. Eğer biz ümmeti düşünmüşsen, Cenab-ı Hakk'ın esme-i mazhariyeti düşünmüşsen aslında çok güzeldir. Sahibine dönmek çok güzeldir. Bir de biraz önce şey dedin ya, cennettekileri görüyor Allah ya da biz böyle elhamdülillah nimetler. Ben diyorum cehennemdekilerle mutlu olurdum herhalde. Derdim ki yan. Evet. Mesela şöyle düşün. Ben bir olay anlatmıştım. 1988 veya 9'da. Başımıza bir şey gelmişti. Neyse. Biraz böyle şefkat tarih ediyor. Burada bir fırıncı kardeş vardı. O garibana yardım etmesinde, o garibanın elinden alınan nimetleri, elindeki şeyi alan, o insanın ben cehennemde görsem herhalde cennetten daha lezzet alırım yani o zalimde. O da mı merhametli? O da tabii. Bak o zalim, çünkü o zalime memnun olmak, şey azabında memnun olmak, bu mazluma şefkat etmektir. Usta şöyle misal veriyor. Yüzlerce masum hayvanı parçalayan bir canavar aslana merhamet etmek, yüzer masum o mazlum hayvana zulmetmektir. Onun için adalet kendisi lezzettir. İhkakı hak ediyor. Cehennemde yananları gördükçe cennetten lezzet alacaksın. Ne diyoruz da? Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Yukarı çay içiyor. Çay mı içiyoruz? Evet, tamam. Üçüncü kartta. Peki. Bir şey diyen var mı kardeşlerim? Selam olsun hepinize. Cumartesi öğleyin namazına mutakip gene buluşacağız. Selamun aleyküm.